Büyümüş mü Mehmet'in ablası? Büyümüş, büyümüş tabii. Çok özledik biz bu bal yüzlüğü. Ne kadar alışmışız. Bacım, Hilal nasıl? İyi. Hastanedeki ilk zamanlar gibi değil. Evde değilse matbaada. Dışarı çık diyoruz ama istemiyor. Ne olacak? Olacak, o da olacak inşallah. 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 Zehra, ya ne istedin biz getirelim? Ay yok, sen zahmet etme Aziza bacı. Ben bir su içip geleceğim. Ah, hiç yüzü gülmedi şu kızın geldiğinden beri. Hiç. İçi yaralıdır garibimin. Çok çekmiş belli. Biraz benim yanımda kalsa iyi olur aslında. Hmm. Doğru diyorsun bacım. İstersen sen bir konuş ha. Diyeceğim. Sen burada benimle kal. Hilal'in vaziyeti malum, hem bana yardım edersin. Ha? Olur, başımla beraber Aziz abacığım. Ben ne yapsam sana hakkımı ödeyemem. Yok estağfurullah, o yüzden demedim. Sen mutlu ol yeter bana. Yıldız. Ben küçük gezintimizden çok keyif aldım ama senin aklın başka yerde sanki. Yok ben bir anda aldım. O zaman bir sonraki buluşmamızı hemen yapmamız gerekiyor. Dalgın olmadığın bir zaman öyle değil. Seni daha fazla meşgul etmiş olmaz mı? Haklısın. Meşguliyetlerim senden önemli değil Yıldız, biliyorsun. Yok ben o yüzden söylemedim. Taverneyi artık tek başına yönetiyorsun. Yakup da bir süre daha gelmeyecek belli ki. Sen beni düşünmeye başladın Yıldız. He? Olmazsa olmasın. Tek başıma hayatta halledemeyeceğim bir şey yok Yıldız. Öyle tabii. Dükkan çok büyük. Yakup'tan haber yok mu? Yani gelmeyecek miymiş? Yıldız, ben seninle eski kocan hakkında konuşmak artık hiç istemiyorum ve bunu sana son kez söyleyeceğim. Alex'i, ben o yüzden söylemedim biliyorsun. Hem biz ayrıldık, benim umurumda bile değil ki artık Yakup. Sevindim. Yıldız, yanlış anlama ama... Annen kuvacılara yardım eden bir kadın. Babaannen de sen zaten babamla beni bir kasık suda boğmaya hazır. E kardeşinin de altta kalır yanı yok bundan. Yani bütün bu ailenin içerisinde bir tek sen mücevher gibi parlıyorsun. Sadece bütün aile de değil. Tüm Simirni de herkesten farklı, her şeyden güzel. Kibarlık ediyorsun. Hayır. Hiç olmadığım kadar dürüstüm sonunda. acelem yok Yıldız. Belli ki zaten daha uzun yıllar Simirni'deyiz. Sen ne zaman istersen. Ve eğer geç isteyeceksin. Kadar hiç mi akıllanmaz? Yaşadıklarından bir katre ders çıkarmaz mı kızım?
Yakup belki iyi gelir dedim, belki değişir dedim ama yok, ne fark da? Ne fark eder? Hı? Ne değişir anne? Ben değişsem bile ne değişir ki? Ben ne yaparsam yapayım bana itimat etmeyeceksiniz zaten. Ne söylersem söyleyeyim hep beni böyle belleyeceksiniz tıpkı o eski damadınız gibi. Yıldız. Anne ben kötü kalpliyim. Yakup öyle dedi. Sen de öyle diyorsun. Hepiniz aynı şeyi söyleyip duruyorsunuz. Ben kötüyüm. Yakup haklı. Kızım. Yıldız. Sen kötü kalpli değilsin kızım. Sen benim biricik kızımsın. O yavrucaklar yetimhanede yalnız kalmasın diye sabahlayan yıldızımsın. O vakit niye sürekli üzerime geliyorsunuz benim? Anne bir kere sordunuz mu? Bir kere sordunuz mu bu kız bunları neden yapıyor? Yakup bir kere dinledi mi beni? Anne sen bana bir kere sordun mu nasıl hissediyorsun diye? Hırçınsın Yıldız. Çok hırçınsın kızım. Senin ne işin var o Alex'i denen çocukla? Ha? Seni sevenin canını bile bile yakmak için mi? Yakup mu beni seviyor? Nerede Yakup? Nerede yok bak. Eğer beni sevseydi burada olurdu. Aylardır yok. Belki de bir daha hiç gelmeyecek. Gelecek Yıldız. Ben biliyorum gelecek kızım. Yavrum, Yıldız, bak eğer Yakup'un dönmesini arzu ediyorsan döndüğünde seni nasıl bulacağını da hesap et Yıldız. O Alex'inden uzak dur kızım. Burkmuştum. Sen de olmuştun böyle. O vakitler iyi gelmişti. Şimdi iyi gelmiyor mu yavrum? Anne öyle demek istemedim. Sitemim sana değil. Biliyorum kızım sitemin kendine. Ona üzülüyorum ya Hilal. Benim Hilal'im öyle kolay kolay boyun eğmez. İnatçıdır. Memleket mevzubahis olunca öyle. Lakin kendim olunca farklıymış işte. Hiç de değil. Ben biliyorum değil. Merhaba Aziz Hanım. Leon hoş geldin. Müsaadeniz olsa Hilal'i biraz dışarı çıkarmak istiyorum ben. Hava çok güzel, güneş görsün. Tabii yani ikna edebilirsen buyur geç. Leo, ne güzel sürpriz. Otursana. Oturmayayım, zira çıkıyoruz. Nereye çıkıyoruz? Senle ben çıkıyoruz. Leo, benim çok işim var. Leo, benim işim var. Daha yazılar var yarına gazeteye yetişecek. Bu yazıların bahane olduğunu ikimiz de biliyoruz. Evet. Sevmiyorum bu halde dışarı çıkmayı. Herkes bana bakıyormuş gibi geliyor. Rahatsız oluyorum. Biliyorum ama bana güven. Tamam. Çok güzel olacak. Yavrum. Hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.